Parti Chat'ten herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sinema ve televizyon programı Sinemaskop'un ilk yayınını gerçekleştiriyoruz. Ve sizin arzularınıza, isteklerinize, dileklerinize boyun eğmek bizim görevimiz, yükümlülüğümüz diye düşünüyorum. Çok sevgili Gül, makazımız nerede? <laughs> ne yaptın? O zaman şöyle mi yapacağız? Ee, Pardon bir saniye. Madem lütfen. gelenek görenek Konuşmam elden yapma. alınmaz makas. Nasıl olur? Tabii, e, ha. Elden ele alınca ha, şöyle böyle Şöyle de olabilir şey mi? mesela. T, falan. Ha tabii. Olabilir. Allah... Neyse yok. E, nasıl yapacağız? Kes Konuşma işte. yap ya. Ne konuşması yapayım? Arkadaşlar bu kurdelamız bizim e, biraz hazırlıksız yakalandık ama neticede. Ya kısaymış böyle birleştirmek durumunda kaldım ama Parti chat'in o iki başlı yapısını temsil eden çift yani, renkli. değil mi? Sinemas koop, koop play falan. Ee, üçüncü sezonumuzu kutlama mahiyetinde olduğunu söyleyebiliriz diye tahmin ediyorum. Evet. Ne diyeceksin? Evet. Evet. <laughs> Söylemek istediğim bir şey var mı Heyecanını belirten falan? Evet. evet. Evet gerçekten. O zaman şöyle yapalım sen sen e, şey yap sahiline tut. Efendim. Evet. Ben de sol yönlendiriyorum. Ben tutuyormuş gibi yapayım Aa, ama evet. kesmeyecek muhtemelen. Öyle kesmeyecek sen kes. Kes. Ben şöyle yapayım kesilmesine ha, yardımcı olayım. Evet bunu da yapıyoruz yani. Hadi bakalım. Hayırlı. Uğurlu olsun. Şunları çıkarabilir miyim? Ben çok gıcık oldum Neden? Yok, Bilmiyorum. Neden? güzel oldu. <laughs> şöyle ben şunun içine sıkıştıracağım şöyle. Ay. Güzel olmadı mı? Ben, bence, şık oldu. Peki ben çıkardım. Ben He? Şunları, mı? evet şunu bir Şu yok, yok edelim. tabağını da çekersek. Sinemaskop'a devam ediyoruz. Tabağı kırmasaydın arkadaşlar. iyiydi. <laughs> arkadaşlar Sinemaskop'ta ne yapacağız? Sinemaskop'ta TV'den bahsedeceğiz. Sinemadan bahsedeceğiz. Gülcüm. Umuyorum haber listesi çıkarmışsındır. Umut ediyorum yani. Böyle bir umudum var. Valla her Kaç şey başladık senin ellerinde Gürkan. <laughs> Benim ellerimde evet, doğru ama ellerinde. hani e, hangi haberden başlayacağız ne yapacağız ne edeceğiz hiç bilmiyorum. Okey o zaman Öyle ortaya çek birlikte bakalım. E canım suyumu niye alıyorsun ya? Hiç şunu çek ben değil. suyumla bir bütünüm yani. Özür dilerim doğru. Gürkan dedin ne akla oradan... gelir su. Tabii ben evet. Yıllardan beri böyle bir şey var biliyorsunuz. Su içmeden hmm. Gürkan olmaz ama yapmıyorsun artık peki. Yapmıyorum. Ee, yani. Evet. Peki. Dilersen o zaman madem öyle girelim. Televizyon evet. haberleriyle başlayalım. Televizyon başlıyor. haberleriyle başlıyoruz. Başlayalım. Pekala başlayalım. E, formatımız nasıl olacak? E, co-play'deki gibi mi olacak? Ya evet, önce televizyon konuşuruz biraz, Aha. sonra üstüne... haberler yani veriyoruz. Ha, gibi. yani bir iki haber veririz, çok bir şeyimiz yok zaten. Sonra evet. bu hafta ne izledik, belki ondan biraz bahsederiz. Evet. Sonra sinemada da aynı şekilde gider sinemayı da belki bu hafta neler gösterime girecekle bitirebiliriz. Bitirebiliriz. Pekala, o zaman ilk haberimizle girişi yapalım mı? Yapı. Bu Abi şunu biraz ortaya çekmem mümkün mü? Ben de göreyim. Oradan görürsün ya. Peki ben da, ha, oradan görürüm. Doğru ben, söylüyorsun. şöyle e, sana... Hatta bana gözlüklerimi uzatsana, bak hemen elinin dibinde. Öyle mi diyorsun? Sol elinin az ilerisinde. Hani. Heh. İşte orada. <laughs> Buyurun. Te Teşekkür e takdim ediyorum. Takdim edeyim. Nice. Şuradan da görüntüyü ekrana atayım. Ee, görüyorsun herhalde. Görüyorum. Peki, Gayet gayret. güzel görüyorum. Teşekkürler. Efendim True Detective. Evet. Sezon 3. Sonunda belli olmuş her şey. Ne belli olmuş şimdi? Yani ee, o resmi olarak... Hı -hı. şey olduğu, onaylandığı Hı -hı. belli olmuş. Kimin Hı -hı. oynadığını zaten öğrenmiştik. yönetmenlerin kimler olacağı belli olmuş. Hepsi Ufacıktan belli da yani. hafiften de mevzunun ne olduğu da belli olmuş. Öyle mi? Evet ben bilmiyorum şimdi ben bu haberi okumadım hı hı. o yüzden ben bir okuyayım ya da sen bana söyle tamam ben bir taraftan hem anlatmış olayım haberi sen de öğrenmiş ol peki e, zaten Ali olduğunu öğrenmiştik başrolde olduğunu ona. öğrenmiştik e, onun dışında neler öğreniyoruz kendisi Wayne Hayes isminde bir e, e, eyalet polisi dedektifini oynuyor hı hı. olaylar e, Ozark bölgesinde geçiyor Ozark, Ozark bölgesinde bölgesi de Arkansas'ta bir şeymiş böyle Arkan dağları so. Arkan so. <laughs> Özür diliyorum zaten lütfen Aycan'de, haberin altındaki kişi de kendini öyle etiketlemiş Nasıl? Arkan Sas'ın nasıl okunduğunu okunduğunu yeni öğrenen biri falan gibisinden. <laughs> Arkan so. Evet. Ee, bu uzak bölgesi anladığım kadarıyla böyle bir plato. Dağların etra şeyinde falan evet. bir yer. Evet. Orada geçen böyle bir ee, dehşetengiz bir suç olayının Araştıran bir O bölgenin kişi olayı olacak. ne peki ya? Onu bilmiyorum ya. Bu Ozark dizisi muhtemelen o da onunla alakalı öyle falan mi olabilir. Bilgimiz yok yani eğer öyle bir şeyiniz varsa paylaşınız lütfen. Çünkü ilk e, sezonda daha böyle efendim cult işte Tabii. dini efendim. Böyle güney, e, Amerika'nın güneyi yani. Evet temalar falan hmm. vardı. İkinci sezon böyle bir arazi kentsel mafyası, dönüşüm. kentsel hmm. dönüşüm falan muhabbetleri vardı. Şimdi bu üçüncü sezon acaba... E yine böyle bir tema etrafında mı şekillenecek Amerikan'ın? Ben de şeyi merak ettim. Bu Arkan, Arkan Show. Arkan so. Acaba şey mi buralar? Ne? O, tamamen sallıyorum yani şu anda. E, bu şey konuşuyorduk ya. Hı. Neyi? Oyun. Far Cry 5. Evet. E, acaba o bölgeler mi? Ama tematik olarak çok ayrılmaz o zaman ya. Değil mi? Hı? Öyle Doğru. değil mi? Evet. Bana çok ayrılmaz. Geldi. Doğru Peki, söylüyorsun. Peki kim çekecekmiş bu? E, bölgenin olayı zaman? diyor Burak Bayırlı yapay bir göl olmasıymış. Hı. Hı. İlginç. Neyse bu üçüncü sezonu e, orada da görebileceğimiz gibi Jeremy Solnier çekecekmiş. Green Room ve Blue Room işlerini yapan izlemedim hiçbirini. Hmm. Bir de Nick Piazzol'un Piazzolato Piazzolato'nun kendisi Pizzolato. de çekecekmiş. İlk defa yönetmenlik yapacakmış. Hmm. Ama şey bırakmıyor yani Disney yapımcısı işte Showrunner diyorlar ya hı -hı o hı -hı. iş falan bırakmıyor. Sadece ek olarak birkaç bölüm çekecek anladığım hı -hı. kadarıyla. E, böyle bir şey. Ne zaman geliyormuş bu o belli mi? O belli değil sanırım. O belli değil. Yani çünkü zamanın bu sefer şey yapmak istiyoruz. Zaman kısıtlaması yapmak istemiyoruz demiş evet. HBO. E, hatta ikinci sezondaki şeyi de kendi üstlerine alıyorlar zaten suç suçlu da. Yani e, o ka bir kabul ediliyor evet, ama yani Lombardo sanıyorum HBO'nun şeyi bu işlerden sorumlu kişisi. <laughs> Diyor ki ben hakikaten biraz burada fazla TV yöneticiliği yaptım. Aceleye getirdim. Hmm. Biraz o yüzden oldu falan. Bu sefer öyle bir şey yapmayacağız da getiriyorlar ha, TV, yani. TV yöneticiliği yaptım derken hani sezon sezon evet, gidelim hani, diye hadi. kastırdık. E i̇şte ha, bak iyi burada iyi damar yakaladık. Hadi hadi çocuklar yapın bir tane daha falan moduna girmiş herhalde. E, yapmıyorum deseydi canım Nick Pizolat, Pizolato da. E i̇şte di. bir şey. İyi güzel. Kolay yani... mı HBO <laughs> geliyor sana böyle bir şey söyle Abi doğru. yapmam. Zor. Yok yapmam diyemezsin. Doğru. Yani. Doğru. İyi doğru yolu en azından buldular 3. sezonla diyebilir miyiz? Evet, umarım öyle... öyle olmuştur. İzleyince daha net göreceğiz tabii. Ben de öyle umut ediyorum. ben merakla bekliyorum. Sen ne düşünüyorsun? True Detective her ne kadar ikinci sezonu biraz düşük ol olsa da gene de gayet keyifle izlenen bir Şeydi ee, yani diziydi. Şöyle diyebiliriz belki. Çok aman aman uzun zaman geçmedi tabii ama ilk sezonu biz 3 yıl falan önce izledik değil mi? Ya yanlış olmasın. 1 yıl, 2 yıl, 1 yılda ara verildi gibi oluyor işte şimdi. Evet. Ee, evet. Iki, iki, değil mi? 2-3 yıl falan oluyor neredeyse Öyle oldu ilk herhalde. sezonu izleyeli. 3 yıl öncenin e, televizyon dizisi efendim şeyiyle, 3 yıl öncesiyle bile şimdisi şimdiki efendim şey... Alan farklı çok aslında. Farklı. Yani Netflix'in daha bir devreye evet. girmiş olması, çok daha fazla hı hı. devreye girmiş olması e, çok önemli bir etken. Yani i̇şte HBO bütçelerinin falan çok Arttı artmış tabii olması hani, Daha büyük, şey büyük bir etken. Ben şu, şu noktadan bakacağım yani. E, mesela biz önümüzdeki ay mı başlıyor Fincher'ın bu ee, Mindhunters miydi? Galiba. E, bu efendim yani seri katil e, Dizisi. Hı. Yani bu tarz diziler artıyor. E, biz hı hı. bunu da izleyeceğiz. BN'e eşiğimiz daha da yükselmiş olacaktır diye düşünüyorum. Çok çeşitli. Yani çok ıı, kaliteli isimler işler yapmaya başladı anda. gerçekten Kesinlikle. televizyona. Ee, Bu şeyde Ozarka da, sezon, da çok övüyorlar mesela. Hadi yürüdü ama 3. sezon böyle 2. sezon gibi olursa tatmin etmez. Onu Devam etmesi lazım. zor olur gerçekten. Ozark'ı bilmiyorum. Övülüyor. Bir ara girelim ona da Hı. diye düşündüm. Peki. Bir diğer haberimiz Bir diğer mi? haberimiz spoiler vermeyeceğim ona göre gösteririz şimdi göstereceğimiz şeyleri Burada, de. burayı ben açmayayım mı? Ay, en aşağı inebilirsin. En aşağı in. En aşağı yani ben sana söyleyeceğim nereye şu resmin altına in yani. Şöyle mi? Hah öyle falan inebilirsin evet. Burada bu şöyle. Ya göstermeye de biliriz canım da yani. Yok yok canım olsun. Iııı. Ee, bu ilk paragraflardan var şey ee, Evet, ilk spoiler paragraflarda var. spoiler olabilir. Hmm. Peki tamam şuraya indim. Peki tamam oraya in. Peki buraya indim. Şimdi Buyur, burada aslında bak. hani e, daha ziyade kitapla ilgili bir mevzu Game ama Game of Thrones muhabbeti. Game yapıyoruz. of Thrones muhabbeti yapıyoruz aynen. Bu haberimiz şununla alakalı. George R. R. Martin'in enseste merakı üzerine. <laughs> evet. Evet yani. Yani dizide zaten bir Anlaşılı, kısım ensest yani. var. Evet. Ee, burada da şey bu. George George R. R. Martin 1993'te Kitapçı, kitapçı ilk defa şeyken yani kitapçı derken yayın evine ilk defa projeyi sunarken hı hı. daha kitapları yazmaya başlamadan şu ankinden çok farklı bir mevzu varmış. Hı hı. Orada da enses varmış onunla ilgili bir şey. Hı hı. Eğer kitapları okuduysanız ya da dizi izlediyseniz izlemediyseniz de zaten spoiler yok çünkü tamamen farklı bir şeyden bahsediyorum. Ee, Jon Snow'la Arya arasında yakınlaşma varmış Jon Snow Jon Snow muymuş Arya Arya mıymış tabii Şimdi o zaman Jon Snow Jon Snow Arya Arya gene şeyler yani aralarında bir e, kardeşlik bağı var Yani hikaye biraz e, şey gene o zaman e, Tabii. Tabi yani bir izlet, benziyor, benziyor, aynen. Yine benziyor ee, aynı. işte Johnson Snow Night Night's Watch Night's Watch'a katılıyor. Arya da işte kaç kaçmak durumunda kalıyorlar. Ayrı, Arya, Sansa ve Bran Hı -hı. onun yanına gidiyorlar sığınmak üzere. Hı -hı. Fakat işte biz hiçbir aileye bağlı değiliz falan kafasında ya bu şey Night's Hı -hı. Watch. reddediyor biz size koruma sağlayamayız falan diyorlar. Hı -hı. Ondan sonra fakat aralarında böyle bir duygusal şey oluyor falan. Sonra Tyrion da e, Arya'ya aşık oluyormuş. Bir an o, o da aralarına katılıyor e bir falan, öyle yani. falan. Ne oluyor e, Arya ya? Arya'ya aşık oluyormuş Tyrion'da falan. O yüzden işte Arya'ya aşık olduğu için Stark'ların hmm. yanına geçip kardeşini Jaime'yi satıyormuş falan. Böyle bir hikayeymiş yani. Aa, var ama onların hepsi yani. Jaime, Mame'i bilmem tabii, ne. Tabii tabii var. Hepsi ama işte var yani. hepsinin ilişkisi şey. Farklı. Farklı. Evet. Hmm. <laughs> Duran da diyor ki Game of Thrones'un yüzde ensest diyorlar. Daha yüksek olabilir oran. Olabilir. Yani evet. Tanımlara göre değişiyor falan. <gülüyor> 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 ya eee İlginçmiş. Peki ben o zaman şöyle bir gireyim yani. Hı hı. Madem bu şey yaptık. <laughs> madem Game of Thrones'a Thrones bir girdik ne diyeceksin yani? 7. sezon izlenimlerini alayım. Çok konuştuk üzerine tabi belki çok benzer şeylerden bahsedeceğiz evet. yine ama bir özet geçebiliriz bir, evet, bir son özet olarak bir gir diye düşündüm. Yani çok hızlıydı tabii ki. Evet. Ee, beklenen bir sürü şeyi verdi. İzleyicinin beklediği bunca zamandır böyle altı pişirilen 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 sonunda servis edildi her şey. Hı hı. O tabi belli bir açıdan izleyici tatmin etti ama belki biraz daha sindire sindire yapılsaydı hmm. e, daha iyi olurdu. Biraz aceleye gelmiş gibi. Öyle daha keyifli olurdu yani sanki. Aceleye mi geldi olarak yorumlayacağız bunu? Ya aceleye geldi. Ya ben bunu bunu biraz açmak tamam. istiyorum. Biz bunu çok konuştuk konuşduk. Ee, soruyorum yani aceleye geldi olarak mı tanımlamak lazım bunu? Yani abi yap 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 falan gibi bir yani prodüksiyon mu şey oldu? Gibi, bence değil. Prodüksiyon yani. hızından da ziyade artık bunu bir nihayete bağlayalım. Evet. Orada bir tercih girdi devreye düşünüyorum ben. Çünkü e, bu hani bir, bir dramatizasyon neticede izliyoruz hı hı. sonuçta ve e, giriş ve gelişme bölümleri her zaman daha kompleks, e, daha beklenmedik şeylerin gerçekleştiği e, telefonumuz var. Bir telefonumuz, bir telefonumuz var. var. Ee, Artık telefonu, telefonu da alıyoruz canlı yayınları. Evet tabii. E, daha beklenmedik olayların gerçekleştiği, daha efendim e, sürprizleri açık olan Hı -hı. kısımlar olarak değerlendirilebilir. E, yapının kurulduğu kısımlardır yani. Hı -hı. E, sonuç bölümü de tabii ki o efendim ucu açık e, noktaların birleştirildiği, nihayete erdirildiği kısımdır yani. Bir şekilde öyle veya böyle bu Game of Thrones'da bir şekilde sonuca bağlanacaksa aslında... Ee, bunun belli başlı yöntemleri olacaktı. Hı hı. Ya o beklenmediklik üzerine kurulacaktı. Ee, tatmin e, evet. duygusundan daha ziyade tatmini şeyle sağlamayı e, tercih edeceklerdi belki. Nasıl diyelim? E, hani nasıl scorsese filmlerinin e, efendim katarsis farklıdır. Evet. Anladın mı? E, bir şekilde böyle bir ahlak veya şeyle bir a, a, arada kalırsın hı hı. yani. Karakterle özdeşleşmişindir o bir yandan bir tatmin duygusu verir onun geldiği nokta bir yandan efendim e, doğru şeyler mi oldu acaba ve bir arada yani kalırsın. iyi mi kötü mü? iyi mi kötü mü belli değildir Game of Thrones'da da belki öyle bir final tercih edilebilirdi ama onu tercih etmediler gibi gözüküyor sanki Hı -hı. sanki öyle gibi gözüküyor daha klasik bir şekilde final evet, öyle gibi. E, yapalım diye düşünmüşler gibi gözüküyor benim gördüğüm o o biraz şey hissettirdi diye düşünüyorum yani bir tarafı bu Hı -hı. bir tarafı ee, yani dizinin genel işte o işte 5-6 sezonluk havasının dışına taş, taşıran bir tercih oldu gibi hı -hı. geliyor bana. Birincisi bu. İkincisi prodüksiyon hızından ziyade e, hani 8'e 9'a uzatmayalım bunu. E, yol hikayesi Yol, yol insanlara bayıldı gibi hı -hı. bir düşünce var galiba. E, uzatmayalım bu yol muhabbetini falan. Tak gitsinler gelsinler. Tabi çok öne çıktı. Hı hı. E, bu da hızlı atmasını sağladı dizinin. Bu da bir e, ikinci unsur olarak eklendi ona. E işte Sonuçta böyle bir sezon çıktı karşımıza. Yani bir evvelki sezon da öyleydi bir biraz ama neyse pardon. Final e, izlenimlerinde konuşmuştuk sanıyorum. Tabii artan maliyetler de bunda Hı -hı. muhtemelen rol oynadı. Yani sen bunu uzattıkça çünkü oyunculara verdiğin paralar evet. zaten setler bilmem neler. Onların hepsi zaten bir para yani. Kesinlikle. Ya yani Bana soracak olursa şöyle bir e, noktada Game of Thrones izleyiciyi ee, tatmin edelim. Şöyle tatmin edelim yani. E, görmek istediklerini verelim evet. biz bunlara. Yani ejderha mı görmek istiyorsun? Al ejderha. Ha, yani. Bilmem i̇şte kime o ne oldu olarak, onu mu onu görmek, görmek istiyorsun? Al buyur, buyur yani. Bu şekilde ilerliyoruz. Ee, fakat önceki sezonlarını Game of Thrones, Game of Thrones yapan hissiyatı biraz kaybetti. Evet. Onu söylemek lazım. Buda da şöyle bir şey söylemiş. Bence bir diğer sorun da artık kitapları geçtikleri için kitaptan farklı şeyler yazmak zorunda olmaları. Yani orada bir metin yazmak da zor Buna geliyor. Hiç girmedik ama. Yani yani. ...bilemiyoruz Hakikaten. çünkü bu kitap yayınlansa nasıl bir e, hani bir ayrım var, evet. iyice bir netleşse çıksa kitap yani artık. Bunu, bunun cevabını bilen biri var mı acaba? George R.R. Martin biliyor mu bu sorunun cevabını acaba? Ne hangi sorunun cevabını? Kitaplar farklı mı olacak? Vallahi bilmiyorum <laughs> yani e, kendisi diyor ki ben okum şey izlemiyorum e, diyor. ya Sonra şeye şimdi. çevirdi onu efendim çok turne var bilmem ne oraya gidip geliyorum ha. bir türlü yetişemedim e falan bağladı ama yani izlemiyor nasıl galiba. Nasıl duymazsın ki yani sağır Sultan duyuyor artık ama spoilerları Ama şöyle bir şey var şimdi bunlar oturup da bu iş nereye gidiyor diye bir konuştular Hı -hı. yani konuşmadılar mı? Bu iş nereye bağlanacak? Yani ana herhalde. olaylar hani şu şöyle olacak Hı -hı. bu böyle tamam onlar belli yani. Öldür herhalde değil mi? Evet araları Hı. dolduruyor neticede seyirciler dize araları dolduruyor. Şimdi o aralar nasıl olacak ama önemli. Zaten orada olan burada olmayan karakterler var. Tabii. Burada olup orada olmayanlar var. Birleşmiş karakterler var. Var. Yani o, ya o sonuca nasıl gittiğinde çok önemli işte. Gidiş yolu. Ya önemli ama. Böyle bir durum var yani. Ee, evet, onu da bir görmek lazım. Kitap o yüzden önemli. önemli. Çıkacak aynen, olan aynen. kitap önemli. Kesinlikle Görmemiz önemli. lazım. Kim bilir ne zaman çıkacak. Diye düşünüyorum. Evet. Biz bu hafta neler izledik belki biraz ondan bahsedebiliriz. Narko. Narkos sezon release date. o şey tamamen görsel olsun diye yani. Görsel olsun evet. diye koydun. Peki. Ha, e, haberler bunlar mıydı Hı -hı. genel olarak? E şey haberi var mı? Bu te, e, televizyon i̇ki, sinema iki, karışık iki, değil, değil mi? Sadece Her televizyon. Televizyonu geçtik şu anda. Peki, eee formatı oturtuyoruz. Ne izledik? Ne izledik diyecek olursak Narkos izledik bu sezon. Aman şey, e, biz bu hafta o zaman. İki bölüm izledik galiba. İki bölüm mi? izledik tabii. E, bitirelim, yetiştirelim falan dedik ama yetiştiremedik. Yok, Şunu bir de destin çıkınca tabii olay patladı yani. Tabii destin gelince patladık. Ee, iki bölüm narkos izledik hı hı. yani iki bölüm on bölümlük dizide iki bölüm üzerinden yorum yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum bir yapmamak de genelde, lazım yani aslında. evet e diyeyim. şey genelde de sonradan açılıyor diziler öyle bir durum da var yani daha böyle hı. oturmaya çalışıyor bir durumda ikinci genelde, bir bölümde genelde bu tarz yapımlarda biliyoruz hepimiz biliyoruz böyle 5-6 bölüm beklemek lazım hı hı. işlerin oturması için e, genelde bu efendim e, dizilerin ilk sezonlarında geçerli diyebileceğimiz bir şey. Hı hı. Fakat e, Narcos'un 3. sezonunda belki bir ilk sezonmuş gibi değerlendirmek e, bir nevi, lazım. Çünkü Neredeyse. Çünkü bütün yapı değişti yani. yani. Bütün yapı demeyelim de bütün karakterler hemen hemen değişti. Her şey biliyorsunuz şeyin Escobar'ın etrafında dönüyordu. Hı hı. E, artık dönmüyor. <laughs> artık Kali Kartel'in etrafında dönüyor. O yüzden böyle oyun değişti yani. İşte başrollerden biri gitti tabi. Murphy miydi öbürünün adı? Murphy'di galiba. Tabii. Murphy Hı -hı. gitti. İşte bir tek bize şey kaldı. P Pablo Pascal kaldı. Hı -hı. Pedro. Pedro Pascal. Pedro Pascal. Pablo dedim değil mi? Pablo. Pablo, ayrı, Pablo. Pablo ayrı. Pablo ee, ayrı. Ben şöyle bir şeyle girebilirim. Neden mesela? İkiden işte, sonra açılıyor diyor arkadaşlar da? Öyle mi? Hı -hı. Doğrudur. Ee, yani üçüncü sezon işte dedik, dediğin söyledik, senin de belirttiğin gibi. işte Wagner-Mora yok. Hı -hı. Sonuçta çok büyük bir etken olduğunu çok. düşünüyorum. Çok. Ee, yani tanıtımlarda bile o kullanılıyor Tabii. hala. Yani o arkayı dönüyor dersem bir şey işte Kali Kartel çıkıyor bilmem ne. Ee, o bir şekilde gölgesi hala orada. Yani e, Escobar karakterinin. Hı hı. Bizim şeyde de yani Havi'de de zaten Tabii. I, devam ediyor Aha. yani etkisi devam ediyor diyebiliriz. Ee, onu aratmaya yani onu aratmayalım düşüncesiyle saldırırsan hı hı. projeye hı hı. E, seni yanlış yerlere de götürebilir. Ben yeni bir şey anlatacağım hı hı. diyerek saldırırsan da seni e, değişik bir yerlere götürebilir bu dizi. E, Buyurun. Söylesen. Yok yani şöyle şöyle bir şey gördüm. Benim gördüğüm şu oldu. İlk iki sezonda e, Escobar karakteri anlatılan efendim işte bir villain, kötü adamın ötesinde biz bayağı onu izledik yani. Tabii onu anlattı iz... dizi. Öyle bayağı söylüyor. kahramanlardan biriydi. Biriydi. Yani. Yani. Öyle bir hale öyle, dönüştü. Öyle öyle. Hatta o açıdan belki şey de ne bilir? Hani dizi yapı olarak e, bazen Kafa, kafa karıştırıyor demeyeyim de öyle bir enteresan oluyordu. Çünkü biz Murphy'nin ağzından hı -hı. dinliyorduk hikayeyi. Hı -hı. Hani hı -hı. ağzından dinlediğin karakterle sen özdeşleşirsin. Evet. evet. Ama öyle zamanlar oluyor ki hani Murphy'nin bilmesi imkansız giriyoruz. olan evet. şeyler şey, var. Escobar'ın ee, Escobar ve bayağı Escobar'la özdeşleştiğin zamanlar oluyor. işte ailesi, çocukçuluk, bilmem ne bir sürü hı -hı. mevzu. Hı hı, hı, -hı. Ee, gene Scorsese diyeceğim. Hı -hı. Oradan girdik madem yani bahsettik. Evet. Ondan yine bahsedelim. Bu e, neredeyse böyle bir şey gibi oldu ya işte Scorsese'nin böyle yani anti kahraman da denmez ama dediğim gibi böyle efendim e, mesela Raging Bull'daki karakteri gibi hı hı. diyelim yani öyle bir karakter Artısı olarak Artısıyla, eksisiyle, Artısı günahıyla, sevabıyla. eksisiyle günahı. efendim kendini orada bulmuş hırsları, ihtirasları hı hı. olan e, çok yani yanlışlar yapan tabii ki. Evet çok, çok şey değil yani yapan. zaten ele alış şekli hani böyle kötü adam evet, süper kötü falan olarak böyle bir yol. değil. Yani kendince baktığın zaman adamın ağzından dinlediğin zaman hikayesinin evet Aa, ya falan. Ama yani ama, ama yani ama yani ama yani. E şimdi gerçek Escobar öyle miydi değil miydi bilmiyoruz tabii. Yani oğlu kitap kitap da yazdı da sonuçta. Hı -hı. Ee, burada anlatılan Escobar öyle bir Escobar oldu. O da ilginçti o il güzeldi. Hı -hı. Şimdi ben bu ilk iki bölüm itibariyle onun olmayacağını görüyorum. Hı -hı. Yani zor ya da Hı -hı. en azından öyle söyleyeyim. Yani bir iki karakterle onu böyle hafif doldurmaya çalışır evet. gibi bir teşebbüs var ama olmaz o Hı -hı. yani. O yüzden e, Pedro Pascal'ın omuzlarına çok çok ağır bir yük biniyor. E, yani biraz geliştirmişler kadroyu tabi ama işte ismi gelmez şu anda aklıma. Bizim hani Boardwalk'ta da izlediğimiz ilahi karakterini canlandıran evet, evet, işte evet, aktör evet. geldi falan. Hı hı. Ondan sonra... Ee, o ağır yük nasıl efendim kaldıracak, omuzlayacak? Onu görmek istiyorum, merak ediyorum yani. Ya bence onu yapabilecek de bir oyuncu. Öyle bir elektrik veriyor bana yani. Ama tek tek kişi yüklenmez Zor. ya. Zor. Zor yani. Belki yan, bu genç bir tane şimdi şey gördük ya. Ne? E gene DA ajanı. Hı. Hmm. Hani siz gidin ortağınla beraber falan dedi de, anladım ki. da ya yani format olarak karşı taraftan ha. hani e, hmm. çünkü sen evet. Karşı Anladım. taraftan dediğim yani o evet, kötü evet, evet. diyeceğim ya da uyuşturucu efendim tarafından e, anlatılacak kişi esasen işin şey tarafında anlatıyor yani bir Amerikalı var. Dışarıdan gelmiş. Kesin. Tam, e, öyle evet. böyle yani. Genelde öyle. dışarıdan gelmiş biri. Yok canım dışarıdan gelmişler. Hani Amerikalı etnik, yani. Etnik tarafını ha -ha. biraz bir yana bırakarak söylüyorum. Öbür taraftan oradaki hayata da sen görüyorsun Hı -hı. bu tarafı izlerken. Ya şimdi e, aslında Escobar'ın şeyi güzelliği oydu. Çünkü Escobar bayağı işte Kolombiya'da böyle fakir bir mahalleden Damardan çıkmış yani. bir çocuk. Şimdi bu e, Kali centilmenleri Kali beyefendileri Aynen. öyle değiller, değiller yani. Daha tabii. ayrıcalıklılar. Hı -hı. Belli ki öyleler. Öyle de takılıyorlar zaten. O zaman biraz yani bilmiyorum nasıl gelişecek. izleyen arkadaşlar evet. tabii yani çok hı hı. spoiler da yemeyelim tabii de. daha belki tarihi yönüyle mi daha öne çıkacak belki. veya işte hakikaten omuzlayacak abi. Yani sezonu. Hı hı. Bilmiyorum göreceğiz bakalım. Bu arada Önümüzdeki Paço, Paço nasıl şey dans yaparız. etti? Nasıl sahneydi o? Çok güzeldi. Çok güzel sahneydi. Hı. Harikaydı. Dedim estetik yani. Ya Bravo. hakikaten ama bu bu yani bunu Bravo. estetik çekmek evet bu da böyle. böyle. Buna baktık. Başka bir şey var mıydı? Geçebiliriz Filmlere şu geçebiliriz şu Film haberleri. Evet. Öyle mi? Hı -hı. Hadi bakalım. Şey çıkmadı mı ya? Ne? Eee Rick and Morty yeni bölüm. Ee, galiba ara vardı bir hafta mı? Ne? Öyle Hı -hı. mi? Hı -hı. Aa peki o zaman ondan da bahsederiz yani bir sonraki programda. pekala gelelim sinema haberlerine. Berkman'da en güzel sahne güzellik salon sahnesiydi diyor. İşte bak, mesela o e, neydi elemanın adı? Onda biraz böyle hafif şey havasını alıyorum yani. Tabi. Elemanlar yani, Aslında yani, tamam. onlar, o baştaki karakterler iyi oyuncular. Evet. Iyi. Çok iyi, çok iyi oyuncular yani. yani. hiçbirine şey yapmıyorum Hı -hı. yani. Yani kötü şey, söz söyleyemem. E, kendi aralarındaki dinamikleri de güzel aslında. Evet. Bu işte baştaki abi, evet. e, en baştaki yani. Hı -hı. Bir taraftan işte kasıyor hani her şeyi düzgünleştirelim hmm. hani resmileştirelim falan takılan diye. takılan bir, bir bir diğer yani. yani. bir kısmı diyor ki yani bırakmayalım ya güzellik böyle falan. <laughs> güzel Kendi gibi. aralarında da öyle bir şeyleri var o da güzel. Peki geçiyorum. 10 Eylül'de çıkacakmış. 10 Eylül. Rick and Morty. Hı. -hı. Okay. Ee, Indiana Jones haberi. Bunu nezi sabahlarda konuşmuştuk Hı -hı. tabii ki. Esas yeri burası bunun. Ee, <laughs> Indiana Jones 5 senaristi David Kep. Kep. Ee, bu tarz efendim yapımların e, veteran senaristi diyelim artık David Kepe yani. Dördü de o mu yapmıştı? Dördü de o yapmıştı. Değil mi? Yani T Jurassic Parkları bile o yaptı yani. yani Jurassic öyle Park düşünürsek... çok başarılı <laughs> tabii. Yani. Evet. Ee, yani o o seviyeleri çıkan işi de oldu mu sonra bilmiyorum ama bilemedim. Neyse. Jurassic Park'ın senaryosu bayağı iyi ya bayağı böyle şeylik bence. Yani Çalışma evet, bir evet. tempo sürekli falan çok iyi. senaryo. Neyse David Kep demiş ki. Indiana Jones 5'te Shia LeBiffon karakteri Shell LeBow e, karakteri Matt Williams olmayacak Hı -hı. demiş. E, boşluk bulduğumuz zaman da çekmeye başlayacağız demiş. İşte Spielberg falan efendim şeyini ayarlasın ne o e, e, programını programını ayarlasın çekeceğiz hatta demiş. Hatta şey demiş bu şu anda The Post'u yapıyor bu bittikten sonra umarım buna geçeriz demiş. Hı -hı. Şimdi ee, Shia LaBeouf'un olmaması ne anlama geliyor Matt Films karakterinin olmaması ne anlama geliyor Indiana Jones 4'ü yaptılar bunlar Hı -hı. Harrison Ford o zaman yaşlıydı 70'lerindeydi yanlış şimdi hatırlamıyorsam daha yaşlı. şimdi daha da yaşlı yani 60'ların sonundaydı ya da yani. en azından öyle hatırlıyorum ee, bu yaşta Indiana Jones olmaz zor zaten e, şöyle de bir handikap beliriyordu Hı -hı. Indiana Jones yaşlandıkça hikayelerin geçtiği yıllar da ilerliyor evet. tabii. Naziler ee, falan filan geliyor yok tabi artık Modern dünya. Aynen öyle. Efendim Ruslara karşı hı hı. yok UFOlar, MUFOLAR bilmem neler. Ee, George Lucas bunu da ısrar etmiş. Bizim bildiğimiz bu. Öyle daha sonra deniyorsun. böyle daha başka açıklamalar falan da olduysa da bizim bildiğimiz bu. Hı hı. Ee, yani bu karakteri bir şekilde biz e, şey yapalım. Ne o? Sokalım hikaye. Ee, hikaye sokalım. Matt films karakterini Indiana Jones'u emekli edersek hı hı. E, bu devralsın. Bu tempoda bu ritimde yeni filmler çekelim. Indiana Jones olmasa bile başka filmler olsun diye. <laughs> Şimdi buradaki sıkıntılar aslında belli başlı sıkıntıları şöyle sıralayabiliriz. Bir tanesi ben e, genelden özele doğru gidelim diye düşünüyorum. Bir tanesi o dönem pek şey yoktu. Ee, böyle hani işte sinematik evren olsun bilmem evet. ne olsun. Bu dördüncü film geldiğinde hı hı. yoktu diye hatırlıyorum. Bu sadece 2007, devam 2008. filmleri muhabbeti vardı yani. Evet yani ufak ufak bu, Iron Man bilmem ne vardı. Yani ufak ufak geliyordu ama hı hı. bu boyutta değildi hı hı. sonuçta. Ee, yani o olursa bu çocukla devam ederiz falan. Böyle bir Hı -hı. anlayış var. Şimdiki hani Disney efendim Lucas filmi Hı -hı. almış. Hı -hı. Yoktu tabii. Star Wars markasını Hı -hı. yaşatalım bilmem. O, o, o biçimde bakılmıyordu tabii. sanki pek olaydı. Yani Indiana Jones sadece Lucas filmin bir parçasıydı. Yani Şu an çok George daha. George Lucas ve Harrison Ford'la evet. yani var olan. Tabii, tabii. Sadece onlarla var olan bir marka olarak görülüyordu tahminim. E ee, artık öyle bir devirde yaşamıyoruz tabii. Yani Indiana Jones'u bu isimlerden e, bağımsız olarak da bir marka olarak değerlendirmek istiyorlar mıdır? Bilmiyorum. Bence iste şu an istemiyor da isteyecekler. Çünkü adamlar ölecek yani. Evet, Disney'de yani, buraya bu kadar para dökmüş Indiana Jones markasını görmez. O da gömmez, bir marka sen işte, sonuçta. Yani. Ee, Çok kıymetli bir marka. Yani yeni nesil çok hakim o marka onu bilmiyorum i̇şte ama. Bir şekilde sunarsan işte mesela Star Wars nasıl yeni nesile bir şekilde ulaştı Hı -hı. Force Awakens'la. Indiana Jones öyle bir ulaşamadı, öyle bir yani ulaşamadı. Indiana Jones'un durumu zor tabii. Şu açıdan zor. Ancak Bond formülüne falan gidebilirler. Yani Indiana Jones'lar değişir. Çünkü bir karakter üzerine bir Hı -hı. film yani. Hı -hı. Şey Star Wars ya öyle da değil. genç bir oyuncu işte Ha ya, ya da işte şey gençliğini yani. anlatacağız falan filan evet, olacak. Evet. Yani evet. Ya dediğin gibi yani bu efendim olgun yaşları için Hı -hı. E, sürekli oyuncu değişecek ya işte gençliğini yapacaksın ki yani olmuyor pek animasyon falan olabilir belki, ha, belki. bu tarz şeyler çalışmalar Hı -hı. olabilir şimdi o zaman genelden özel gelelim. yani o zaman pek şey yoktu efendim Yok böyle ]ça. bir şey yoktu böyle bir formül bul olursa olur diye düşündüler anladığım Hı -hı. kadarıyla ee, bir diğeri tabii ki Şia Lebuf evet ee, yani oğlu yapalım Hı -hı. efendim ona devretsin yani bula bula bunu buldunuz. Bakalım. Yani olmadı, evet, olmadı, kesinlikle olmadı, olmadı. Film de olmadı. Film de olmadı. Yani hiçbirini veremedi güzel olmadı, bir şekilde. Olmadı, oyuncu da olmadı. Yani ee, tepki tepki duydu izleyici ben şahsen Indiana Jones seven hayran olan biri olarak tepki evet. duydum yani. Değil Özellikle mi? şapkanın böyle ayağına gelmesi falan. Yapmayın evet. bunları dedim. Olmadı. Ya. O bir işler olmadı. Bir kere hani Shia LaBeouf bir tarafı. Bence Shia LaBeouf kötü bir oyuncu değil. Ben değil. beğeniyorum. Katılıyorum. Ama yani çizilen karakter çok böyle antipatikti. Olmadı. Olmadı. Yani o, o rolü şeyin oynadığını düşün işte. Hep bunu konuşmuştuk. Daha önce konuşmuştuk diye Hı -hı. hatırlıyorum parçayla falan ama hani e, Eric Stoltzla efendim nasıl ki e, evet. Michael J. Fox e, çok geleceğe farklı. dönüşte çok farklı, evet e, yansıttılar hı hı. E, Marty karakterini geleceğe dönüşte. Burada da atıyorum şimdi tamamen sallıyorum e, şey gibi işte efendim e, Michael J Fox gibi bir karakterin oynadığını düşün. Hı hı. bu rolü. Çok farklı olurdu. Çok farklı olurdu. olabilirdi. Doğru çok farklı söylüyorsun. olurdu. Öyle bir şey olmadı yani. Hı hı. Onu bir söyleyelim. Ve yani yok şimdi. Artık yok. Ne ne düşünüyorsun? E, sanıyorum şey yaptılar bu film 4'te ondan önce konuşmuş muyduk hatırlamıyorum. Hani üçüncü filmde baba oğul şeyi böyle güzel bir e, tutmuştu. Çünkü hı hı. orada az evvel söylediğimiz iyi şekilde uygulanmıştı. Oraya Sean koyduklarında her şey değişti. Sean yerine başka biri olsaydı belki o elektrik olmayacaktı. Çok hı hı. doğru bir kast vardı. Evet, Ona göre yazılmış çok güzel bir senaryo vardı. O elektrik üzerinden çok iyi yürüyordu film. 4'te de belki hani Indiana Jones'u Diğer Hoşuma tarafa geçirelim ama. gibi bir şey yaptılar i̇şte hoşuna gitmedi ama olmadı ama. yani Indiana Jones bir kere zaten böyle yaşlı muamelesi yapıldığını görmek ee... kabul etmez yani böyle şey yapar tepki olur zaten ne bir çok çok şey yapar yani itti mesela benim Indiana Hı -hı. Jones hayranım bir de şöyle bir şey var söyleyeyim. şimdi Indiana, Indiana Jones dediğimiz karakter Hı -hı. hakikaten 2. dünya savaşı dönemi ve sonrası zamanlarla oh, özdeşleşmiş evet, durumda evet, işte evet. kılığından kıyafetine bilmem ne sen orada deri ceketli böyle saçlarını arkaya jöleleyen bir çocuk Olmaz. görünce oturmuyor yani Olmaz. Ee, şapkayı ona devredemezsin demezsin, olmaz. Peki it ne yapacaklar bu çocuğu devre dışı bırakıyorlarsa? Yani bir bahsedecekler mi bahset? Yani o çünkü dörtte mesela nasıl bahsediyorlardı babadan? Aa bak işte öldü, Ta öldü falan. işte, i̇şte fotoğrafı Ha mezar falan şu ee, ha, şey heykel 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 bilmiyorum. şimdi burada bu çocuktan falan bahsedilecek mi? Yani bu bu yükü geride nasıl bırakacaklar? Ya sallamam yani abi başka bir macera Ama mı da olacak? Ama hatta iyi işte bilmem ne yapıyor iş buldu evlendi. George Lucas bu işte olmayacak bir de değil mi? Hiç. Dahil olmayacak Onu diye bilmiyorum. ben hatırlıyorum. Öyle mi? Öyle söyleniyordu. Hmm, bu ilginçmiş. Yani, yani coşku assız bir Indian'a coşk. Evet. Tamam en son bayağı filmde enteresan. bayağı zarar verdiğini söyleyebiliriz eğer söylenenler doğruysa ama. Biz bak bir şey söyleyeyim mi sanatçı adam deniyor en azından. Deniyor. Bak, ona ben. Saygı öyle duyuyorum öyle. Yani. Ama işte artık Disney var ve da falan yok. Evet ha evet. Yani deniyordu olmuyor ayrı mesela artık deneme çağında değiliz. Yani en azından öyle bir Gizemli bir yani. çocuğu daha çıkar diyor dur Duran. Arkadaş sen de ne ne fındıklar kırmışın ne cevizler falan. Ama öyle falan. gördük yani. Gördüğümüz Şöyle sırf üç, an, tane. üç tane. Üç 3 tanesini gördük mi? yani sırf. Doğru. Doğru. E, Doğru. Ya şimdi kalkıp geriden yani birini olmaz, daha getirmeye tamam. kalkmasınlar bir de yani. O evet. da olmadı be. Yani, Cat, Cap Show he, falan. olmaz yani. Yapmayın yani. Olmadı ama oldu mu şimdi? Olmadı, olmadı. Bence olmadı o formu yani. yürümedi Çok... yani. Çok... aşağı çekti sürekli Hı -hı. böyle yani. Aşağı çekti. Belki bu sefer hani ben mat yürümedi. Belki başka bir yan böyle bir asistan Duracaklar falan genç bulmaları gerek. Bulmak zorundalar yani o olmak zorunda yani tek başına nasıl yürütsün bu adam bu filmi? Çok zor. Daha da yaşlandı dediğim gibi. Belki şey formülü tuttu oradan yürürüz diye düşünecekler. Force Awakens formülü tuttu. Oradan yürüyelim izleyici beğendi çünkü Force Awakens'ı. Öyle bir şey var yani. O da ne kadar Indiana Jones filmi olacak? Olur öyle bir şey olursa onu da bilmiyorum. Neyse. göreceğiz bakalım. Görelim, bekleyelim. Görelim. What ne bu? Ha şey bu işte. Leonardo DiCaprio. Hani bakalım. Buyurun. Buradan yiyin. Şimdi arkadaşlar, gelelim. Bilgi olsun diye söylüyorum. Onun yanındaki tabda da Jared Leton'un şeyi var. Okay, tamam. Küsü. <laughs> Peki. Şimdi habere baştan girelim o zaman. Warner Brothers e, istiyormuş ki bir Joker filmi çekelim. Hı hı. Bu Joker filminde Joker'ın e, oluşum hikayesini evet. anlatalım. Yani origin story, köken hı hı. hikayesini hı hı. anlatalım. Şimdi bunu, bunu bir konuşmamız lazım. Buradan bir Şimdi başlayalım. Işte onu diyeceğiz. bir konuşmamız lazım. Geçiyorum. Bu işi efendim e, Martin Scorsese ve Todd Phillips hı hı. üstlenecekmiş. Bunu da bir konuşmamız lazım sanki. Şimdi yeni haber Warner Brothers Joker karakterini Leonardo DiCaprio'nun oynamasını istiyormuş. Üçüncü mevzu da bu. Şimdi bir, ilk önce birden bir başlayalım. başlayalım. Warner Joker. Brothers... Joker köken hikayesi yapmak evet. istiyormuş efendim ee, bununla ilgili görüşün nedir? Bilmiyorum, <laughs> şöyle bilmiyorum yani. Bunu da buraya koyayım. Bunun tamam göre... Joker ilginç bir karakter ama Hı. tamam ama Batman olmadan Joker hatta Joker olmadan Batman. Yani böyle derinine ineceksen yani. Derine inmek lazım. Ben de derine inmeyi planlıyorum. Böyle çünkü. şey derine ineceksen derken yani karakter çalışmalı bir iş yapacak sanki öyle bir iş yapacaklar gibi gözüküyor. Evet. Bu iki karakter birbiri olmadan Evet. O kadar da güçlü mü gerçekten? Tamam Batman, Joker şey anlamında bakarsak. işte Joker Batman'in düşmanlarından sadece bir tanesi. Batman işte süper kahraman. diğer bir sürü düşman da var. Onları da dövüyor. Ama hani Batman'in de derinlerine indiğin zaman hı hı. hani bu özellikle bu Arkam oyunlarında falan da çok ortaya çıkan bir tema o tabi. Evet. Hani bunlar birbirinin e, şeyi böyle hmm. e, zıttı, zıt kutuplar gibi. Evet, evet. Ve belli bir noktada böyle çok da yakınlaşıyorlar bari, aslında. Şey, var ediyorlar. Evet. Doğru, o o aynen. ikilik güzel aslında. O duality güzel. Peki bir şey soracağım. Batman'in köken hikayesi oluyor da Joker'ın niye olmasın? olursa tabi niye olmasın? Soruyorum. Olur tabii mi? Yani ben mesela bir şeyim var orada. Bir... Ya Şöyle olur tabii ee... Batman Joker çünkü Batman belli bir yolda gidiyor. Joker geliyor aslında öyle oluyor. Bunu çarpıyor ve bir etkiliyor ve bu böyle artık başka bir yere gitmeye başlıyor gibi bir şey yok mu? Ama Batman'in köken hikayesinde Joker yok ki. Şimdi diyelim Nolan'ın çektiğini düşün Hı -hı. yani o anlamda Hı -hı. söylüyorum. Joker yok orada yani. Ya başka bir şey çıkarmaları lazım bence. Elde var olmayan bir şey çıkaracaklar herhalde. Peki, ya bu adam niye kötü olduğu mu anlatacaklar işte, yani. Ya kötü işte ben oraya oradan gireceğim. Yani böyle bir e, e, ne o şey yani karşılıklı konuşmayla diyorsun. çarpıştıralım da e, bir, ben bir şey çünkü kafamda bir düşünce var. O, o doğru mu yanlış mı? Hı -hı. Onu bir konuşmak istiyorum. Yani Joker kötü yani kötü adam. Tamam kötü adam da hangi e, unsurlarıyla kötü adam. Yani bu bu muhabbet çıktıktan sonra çok yazı okudum. Kendi fikirlerimle böyle bir Hı. şey yapmaya çalıştım. Toplamaya çalıştım. Hani Joker Joker yapan ne? Niye kötü yani? Neden? Ya düşündüğü zaman çünkü çizgi roman Hı. mesela işte Süper Kahramanlar falan dünyasında yani belki yani en Enteresan öne karakter, çıkan öyle. kötü adam falan belki. Niye ya? Neden? Çok tuhaf. Düşündüm, çünkü. taşındım, <laughs> okudum, ettim. Hakikaten şunu da karar kıldım. Kötü çünkü Niye kötü olduğunu bilmiyoruz ya. Evet, bilmiyoruz. Abi sen diyorsun ki ben film çekeceğim ve bütün bu gizemi bulacağım. Evet ya, ya ben bunu e, kafama yatıramadım yani. Yatmıyor, hı hı. olmuyor yani. Çünkü evet yani bak e, şey şimdi düşünüyorum bütün yani filmleri düşünüyorum en azından e, ilk işte şeyin filmlerinde Tim Burton'ın filmlerinde şey görüyoruz sadece yani genç ya bir adam onun, bu onun dünyasında öyle biraz şeyin tabii. ailesini vuruyor sonra işte şeye düşüyor kazana düşüyor ve joker oluyor yani Hı -hı. bu kadarını biliyoruz Hı -hı. sadece Hı -hı. Hani niye kötü olmuş gene yok. Hı hı. E şeye bakıyorsun. Nolan'ın filmine bakıyorsun. Orada zaten geçmişiyle ilgili bir şey yok. Sürekli sallıyor bir şeyler. Ben böyleydim, şöyleydim falan diye. İşte O da yani. enteresanlığını zaten arttırıyor. Aynen. O, ondan mı oldu bilmiyorum. Bundan mı oldu falan yani, yani. Bir ilkini izliyorsun böyle. İlk izlerken filmi düşün. Bir hikaye anlatıyor. Aa öyle mi acaba? Sonra birden başka bir hikaye anlatıyor. Aa, anlıyorsun kendisi hepsi evet. sallamaymış. Hı hı. Şöyle bir şey var işte Joker'da. Ben hani e, Joker karakterini çözümlediğin zaman şöyle bir yere hı hı. çıkıyorsun sanki. Bu Nolan'ın filmlerinde de, filminde de. Yakın zamanlı olduğu için ondan bahsediyorum yani. Ö öne çıkmıştı. Ee, savı şu aslında Joker'ın yani. Ee, herkes benim gibi olabilir. Yani bir kötü yani bu ikinci Joker'da Hı -hı. var ya, bir kötü güne bakar yani. Ee, şöyle bir şeyi elinden alıyorsun o zaman. Yani sen Joker izlerken ulan ben de böyle olur muyum? Okurken veya Hı -hı. ben de böyle olur Hı -hı. muyum? Diyor ki olursun olabilirsin i̇şte yani zaten, bir güne bakar. Yani, Batman'li şeyi o ya zaten. Ha işte, Harvey Dent'i nasıl mesela işte evet. şey yapıyordu orada. Ee, sen bunun nasıl kötü olduğunu gösterirsen yani böyle bir efendim nasıl oluştuğunu falan Hı. gösterirsen bu gizemi veya ben de olabilirim duygusunu tamamen alıyorsun evet, okuyucunun izleyicinin elinden. Yani bu karakterin kökeni olmamalı ya. Bir de öyle bir karakter ki Joker tamam hani. Aslında bir sürü planı programı, altyapısı falan olan bir karakter ama bunların hiçbirini ayrıntılı şekilde görmüyorsun. Hani masaya oturup da şey yapmıyorlar. Evet, e, şimdi bu hafta sen şuraya saldırıyorsun, biz şunları Yok hallediyoruz. Şey her şey gizem aslında. Hı -hı. Böyle her yerden çıkabilir, her Tabii. şeyi yapabilir. Eğleniyor bir yandan Hı. falan. Bir, zaten o da çok önemli bir etken ya. Yani. O kadar şey yapıyor ve eğleniyor, eğleniyor. yani. Keyif alıyor. Evet. Hani kötülük o. evet, kötülük Kö değil, ha falan değil yani. Eğlenceli değil, gayet evet yani. Bir şey bir şeye bağlı değil yani. Yaparım diyor, yapıyor yani. Hı sonuçta. Tuhaf bugün onu yapıyor, yarın başka bir şey. Yani bir yapıyorum. köken hikayesi bütün bu özellikleri buradan alırmış gibi geliyor. O gizemi yok edermiş gibi geliyor. Ben de Joker olabilir miyim duygusunu yok eder gibi. Geliyor. Çünkü Joker olamam bak Joker'ın başına böyle e, 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 Aa, efendim, demek ki bir şey bundan gelmiş. olmuş. Yani benim başıma gelmez. Bitti. Karakter bitti. bitti. Olur mu diye yani bu bu olmamalı. Olamaz diye düşünüyorum ben. Benim mesela bu işe muhalefetim bu. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Birincisi bu. Gelelim ikincisine. E, bu scores, arada bir efendim. döneyim mi çete? Tabii da lütfen. Bu da enteresan şeyler lütfen, dönüyor çünkü. Lütfen. E, dönelim, tabii ki dönelim. E, bir dakika şimdi döneyim. İşin şey tarafına geçelim diyeceğim. Ha, Ondan geçeceğiz. önce bu hı hı. E, Martin Scorsese, Todd Phillips tarafına. Geçeriz. Ee, Blaze Mert demiş ki neden o kadar seviliyor muhabbetiyle ilgili. Ee, çünkü Joker saf kötü bence. Yolda kaplumbağa görünce anlamsız yeri onu ters çeviren bir adam demiş. Doktor Veno da Joker aykırı ve psikopat olduğu için çok ilgi görüyor bence. Ve herkes bir parça içinden tam olmasa da hak veriyor Joker'in işlerine demiş. İrem de şöyle bir alıntı yapmış. Delilik yer çekimi gibidir. Sadece hafifçe itmek Errol yeterli. Push yani aynen öyle. Eee... Ondan sonra doktor Venom şöyle demiş Falling Down filminde nasıl izleyici oynayan aktöre biraz da olsa hak veriyorsa Joker'da da aynısı olabilir. Evet yani ha, işte hak vermek derken yaptığı şey haklılık gibi değil de bence. Ben de bunu yapabilirim evet, zaman yani. zaman böyle hissediyorum. Olmuyor muyuz falan <laughs> ben de bu delilik yani olabilir yani gibi. Hani işte o duruyor mesela nasıl diyeyim. İşte o Batman'le dualty o hı hı. gibi ya işte çılgınlaşıyorsun yani iyi tarafta çılgınlaşıyorsun, hı hı. kötü tarafta çılgınlaşıyor hı hı. falan işte Maske takıyorsun, bilmem ne yapıyor şu. O o ikili e, Batman'in motivleri olması, Joker'ın da olmaması oluşturuyor belki hı hı. anladın mı? Yani onu da bozuyorsun evet. motiv var gibi yani. yani o o, 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 benim, o zaman, kafam, evet. benim kafamda oturmuyor ben öyle söyleyeyim. Yani bu köken hikayesi muhabbeti oturmuyor kafamda. İlginç bir film olabilir ama Joker karakterini bana sorarsan çok. E, Yüceltmez veya yükseltmez evet. gibi geliyor e, Mert Özden de demiş ki son olarak tabii, bunu okuyayım e, Joker solo film yapmak Çok hatalı bir hamle eğer solo filmler Yapmaya başlayacaklarsa Willem Dafoe'yu Joker yapıp Killing Joke uyarlaması yapabilirler demiş Bu arada i̇şte, hakikaten de, tip olarak güzel olur Güzel olur şeyde falan iyiydi yani Spider-Man'de hani o, o, o rollerini de çok izledik onu zaten e, tabii Yaşlı artık aynı evet. mesele e, Gelelim Scorsese Todd Phillips olayına Todd Phillips'i biz nereden tanıyoruz efendim e, Bu e, Hangover'lardan Hı -hı. Ta, özellikle öne Tabii. çıktığı yani öyle diyelim ee, ilginç yani o baya ilginç şöyle ilginç en azından ee, hangoverların aslında ton olarak joker gibi olduğunu söyleyebiliriz yani <laughs> bir bir derece yani bir bir delilik var bir, e, tutarsızlık bir tuhaf gibi, böyle... ani bir sertlik <laughs> Yani <laughs> I'm scared, feel falan yani öyle bir hava var. Evet, o açıdan bir ton uyuşması belki bahsedilebilir. Hı. Scorsese na na nasıl devreye girebilir? O da tabii ki kötü karakter anlatımı. Evet, değil mi o az evvel bahsettiğimiz Aha. işte o ahlaki efendim bir yere veya buraya e hı hı. çok yatmaması o gri alanda tabii, tabii. dolaşabilme becerisiyle belki. Scorsese'nin şeyini gelebilir. biliyoruz. O da tabii normal o anlamda çok farklı filmler yaptı. Evet ama çizgi roman sever yani. O hani, değişik işler yapmayı. Bulaştığı çizgi roman tarzı belki bir Cape Fear biraz yak yanaştığı yaklaştığı Heh. sayılabilir. Mi. Yo şey anlamda söyleyeyim. Yani, tarihi filmle çekiyor. Tabii. İşte zaten sürekli yeni kalmayı film, şey evet. kan kalma, taze kalmayı Hı -hı. seven, seven ona çok şampiyonlar. Buna rağmen öyle biri. Aynen öyle. O ilginç yani. İlginç, o ilginç. Bayağı ilginç. E şimdi gelelim o zaman şeye. Leonardo DiCaprio meselesine ya aslında Warner Bros bence şöyle bir şey yapıyor zaten yapıyor? çok tartışılıyor Warner Bros bu şeyler konusunda biliyoruz hepimiz çizgi roman mevzuları konusunda ya ortaya bir Leonardo DiCaprio ismini atmak bile aslında film konusunda ne kadar ciddi olduklarını büyük oynamak istediklerini evet. falan gösteriyor gösteriyor hani zaten isimler Scorsese falan var bir yoklama olarak da değerlendirilebilir mi acaba olabilir Hı -hı. Ya herkes de şey diyor zaten hani e, DiCaprio böyle filmlerde bugüne kadar hiç oynamadı Hı -hı ama ona ikna edecek biri mı? varsa o da zaten skorsez olabilir. Evet. Ee, yani demek ki öyle bir film olmayacak mı? Herhalde DC öyle. efendim ne o, e, sinematik e, evrene dahil Hı -hı. olacak mı olmayacak mı olmayacak mıydı? En son öyle yani, sanki Yani Bilmiyorum. En son ne oldu? Cerdlet ona diyecek mesela. Cerdlet ona da şu, geçeceğiz evet. yani. Ona da geçeceğiz. Peki ben ona geçmeden önce boğuluyordum bu arada. <laughs> ee, Leo için ne düşünüyorsun? Joker oynar mı? Şöyle söyleyeyim bence taş. Bence de oynar. oynar olur yani. Olur. Yapardı. Yap yapardı onun yani. Onun da onun da herhalde en Joker rolü şeydi değil mi? Bu Tarantino'nun filminde köle taciri rolüydü. Oynar abi oynar yani. Ben ben Leonardo'yu görüyorum onun olarak Oynayabilir. ya. O yapar. Hı -hı. Değişik bir iş olabilir Tabii bir ama. şişti yani şöyle bir <laughs> verir kiloları. <laughs> ama herhalde zaten ama. biraz yaşlı bir Joker olacak. Tamam. Yani bir tarafta Jared Leto var. Ki daha genç olduğunu tahmin ediyorum. En azından öyle gözüküyor bilmiyorum. Zannetmiyorum ya. Olmayabilir hakikaten yok, ya. Ben, ben de düşündüm yok, de yok. şimdi. Şöyle sorayım. Fight Club'ta evet, işte onu düşündüm ki Leto e, Leonardo'dan genç midir? Aynı yaşlardadır. Aynı yaşlardadır yani hemen, en fazla hemen öyle bu, söyleyeyim. Bu, bu gizemi ne diyorsunuz istiyorum. arkadaşlar Leonardo DiCaprio hakkında? Yani projeyi bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz tabi. Şey öyle boş, boş, boşluğa konuşuyoruz Cerdleto ama. Jared 45 yaşındaymış. 45 yaşında böyle görünen bir insan. Evet. Leonardo için ne diyorsunuz? Ben oynar diyorum yani böyle şey yani nasıl diyeyim no, ne, şey ya böyle efendim böyle bir ideal koşullar altında ama oynardı gibi geliyor bana. Ee, hatta Berkman bakmış şimdi. Cedleto 45, Leonardo DiCaprio 42 yaşındaymış. Evet yani öyle 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 değil. Ee, Arkadaşlar da Efe Karadağlı Leo'dan Joker olmaz diyor Scorsese şu ısrarını bırak artık diyor yok da Robert De Niro olsun diyor <laughs> Olmuyor ama bak onu da söyleyeyim bunu çok konuştuk tabi biliyorsun yani kendi aramızda konuştuk burada pe pek girmedik ama Hı -hı. E, Böyle bir e, sinematik efendim bir birliktelik olduğu oluyor gibi gözüktü Hı -hı. Belki şimdilerde daha verimli daha meyve veren bir birliktelik olabilir belki Ama o gençlik <laughs> yıllarında daha e, Leon'un daha genç olduğu yıllarda bir Robert De Niro elektriği falan yakalanamadı yani böyle Hiç. bir şey olmadı onun bir altın çizmek evet, istiyorum. Yani Olmadı. Olmaz erkekler, da yani kesinlikle. Leonardo DiCaprio'dan Robert De Niro olmaz. En yaklaşacağı roller dediğin gibi şey olur. Yani bu Django'daki falan rolü gibi olabilir. Eee, yani. Ama Babin'in e, Bobby'nin çok farklı Bobby bir şeyi var. Bir çok insan. çok başka bir oyuncu yani. E, historian da Leo Joker olmaz demiş. Hı -hı. E, I'm the Draft demiş ki bir söylentiye göre eğer Heath Ledger ölmemiş olsaydı Nolan'ın 3. filmi için planı DiCaprio'yu Riddler rolüyle 3. filmin ana villain'ı yapmakmış. 2. filmde Joker'ı tutan adam Mare Riddler çıkacakmış. Gibi bir söylenti de var imiş. Hmm. Evet, o bir böyle sekte yani. vurdu onu biliyoruz Joker hani Güzel kullanmayı yani. düşünüyordu üçüncü filmde. Onu o, onu biliyoruz. Peki o zaman şey, eee Jared Leto demişti buna. ne demiş? demişti. Jared Leto, sonraki taba gelelim o zaman. Eee Leto'nun bir kere şeyde oynayacağı biliniyor. E, bir IGN haberinden devam edelim. Suicide Squad'ın ikincisinde oynayacağı. Oldu mu yani? O, oynayacak, oynayacak yani. Oynayacakmış. Peki. Şeyi bekliyormuş galiba e, Will Smith'in şeyiyle ilgili başlamıyorlarmış çekimleri anladım. Evet, Programla ilgili. Dolayı. Ondan sonra o da şey demiş yani hani enteresan olacak herhalde. Çünkü hani iki tane birden aynı zamanda üst üste gelebilir ama Joker öyle bir karakter ki hani olur yani herkes oynayabilir sonuçta illa tek kişiye bağlı kalacak diye bir şey yok gibi böyle biraz daha yuvarlak <laughs> bir açıklama yapmış. Ee, biz hala bunda şeyde emin değiliz, değil mi? Neydi? Bu Jared Leton'un Leton oynadığı Joker mı? Gerçek ha, oraları Joker bilmiyoruz mı mi? hiç. Bilmem ne falan falan. Gerçek mı falan Joker mı? bu değil. Onları bilmiyoruz. Yani öyle bir şey, öyle bir yere bağlamaya çalışırlar mı, yaparlar mı? Ne düşünüyorsun? Peki, Cerdleton'un Joker için ne düşünüyorsun? Cerdleton Joker'ını beğenmedim ben, ben. de, beğenmedim. herkes gibi. Ee, herkes sen, beğenmedi mi? Öyle mi çoğu oldu. Çoğu insan beğenmedi, bildiğim kadarıyla. Hatta şimdi e, ikincisinde olacak bir de ekstra bir e, şeyin Harley Harley Quinn filminde evet. de olması durumu söz konusu. O zaman anlıyoruz ki aslında Warner Bros. dediğin gibi ya e, bu sinematik evrenin dışında bir. Joker yapıyor ya da hakikaten başka bir zamanda geçecek. Yaşlılığı bilmem nesi falan. Yani. Yoksa niye iki ayrı Joker olsun ki? Çok tuhaf. Vallahi onlarda ne yaptıklarını bilmiyorlar bence. <laughs> ben sana doğru. Öyle söyleyeyim ya. Efendim geçelim. Diğer haberlerimize geçelim. Bu arada kalite evet. ayarı gelmiş diyor Kancı Osman bu sefer. Güzel. Bu, sefer de bu sefer de yayında doğma var galiba. Yapma ya. Evet. Ha. Tuhaflık oldu Oo, evet. Evet. E düzelir herhalde evet. internet. Uydunet, sıkıksın. bugünlük Uydunet'i Bugün... analım, düzelsinler evet, Uydunet. Uydunet seviyoruz Uydunet, seni. Uydunet. Efendim. Nedir bu Star Wars? Star Wars. Star Wars, Star Wars asıl ana Star Wars şeyine geçmeden önce Star Wars'tan gene fotoğraflar çıkmış aşağıya doğru. E, görebiliriz. görebileceğiz. Luke'un böyle bir güzel siyah kostümü var. Tamam bunu bunu çok konuştuk. Bunları hızlı geçebilir miyiz Tamam, fotoğraflar yani. var. Fotoğraflara bakacağız. Bir şey yok yani. Evet. Şunlar mı var? Ha, bak basarsan açılıyor şey oluyor. Öyle. Ee, nasıl ilerliyoruz? Şöyle Hı -hı. ilerliyoruz. Böyle, fotoğraflarımız mevcut. Bir tane hamster var orada. <laughs> bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Peki. Böyle enteresan canlılarımız mevcudu. Hmm. Burada enteresan fotoğraf var. Ona gelince şey yapacağım. Hı -hı. Devam ediyoruz. Bildiğimiz, tanıdığımız, sandık bildik, temizlik. Ha, şunlar. Bu kırmızılı arkadaşlar. Hmm. Bunlar biraz şeye benzemiyor mu? Benziyor, değil mi? İmparatorun renk en azından andırıyor. Yani, yani bu işte parlak kırmızı muhabbeti benziyor. İyi benziyor peki. Öyle işte. Geçiyorum. Oydu. Başka bir şey yok. Eyvallah. Tamam hadi. Böyle yani. Bak bir şey söyleyeyim. Bu film gelsin umursayıp umursamayacağım bu filmden sonra evet, şey yapacağım öyle diyeyim yani. E, ses var görüntü yok. İşte ufak bir gidiş var şu anda Birazdan ses toplar. Ses var görüntü yok derken e, takılma anlamında herhalde. Yok görüntü gitmiş. Tamamen gitmiş görüntü. Hı -hı. Nasıl ya? E, görüntü misiniz? donmuş anladığım kadarıyla. Öyle mi? Öyle mi oldu? Arkadaşlar bilmiyorum hakikaten ben bu internetimizden bıktım. Yani ben bunu açık ifade yok, etmek istiyorum. Yok iyisi de yok böyle. Yani alternatifi de yok. YouTube'dan izleyebilirsiniz tekrarını öyle söyleyeyim. Aynen. Ee, öyle diyeyim yani. Öyle öyle. Öyle diyeyim. Efendim. Neyse devam edelim. Devam edelim. tekrarımız bozulmaz. Tekrarımız bozulmasın. Star Wars The Last Jedi's Reentrance reportedly I to direct episode 9. Bu tabii devam haberi gibi bir devam şey oldu. Devam haberi. Olay şu. Episode 9'un efendim e, yönetmeni olması düşünülen Colin Hı -hı. Trevorov artık yok. projede yok. yer almıyor. Artık projeden dediler kendisine. Kendisine hoşça kaldı dediler. E, o olmayacaksa onun yerine kim olacak kim gibi olacak? böyle yönetmen adayları var. JJ Abrams geri döner mi? Efendim Rian Johnson e, ikiden sonra üçü de çeker mi? Hı hı. Efendim Edgar Wright e, işte olur mu? Hı hı. Falan bir sürü isim dönüyor. Ee, Bunlardan biri de Rian Johnson. Rian Johnson beğenilmiş herhalde onun sergilediği performans ki. Onunla ilgili bir sıkıntı duymadık en azından. Yeniden çekim bilmem ne olmadı. Hatta çok evet. kısa sürede bitti. Yüz günde mi ne? Ne kadar yok? Yüz gün bile değildi. Daha da az ya. Daha da azdı. gün mü ne? Öyle, öyle bir şeydi bir şey galiba. Çok kısa bir sürede çekti. Yapımcıların seveceği bir yönetmen. Az para harcıyor. <laughs> <laughs> e, <laughs> tekrar yok bir şey yok. Eee daha daha tecrübeli bir isme mi teslim etmek istediler acaba 9. filmi ya? Ben orada o öyle bir yerden girmek tecrübeli derken muhabbeti. Colin Trevor'dan daha tecrübeli bir isme mi teslim etmek istiyorlar düşünüyorlar acaba? Ama bu onu baştan filmi. düşünmezler miydi? Bence hakikaten gene klasik bu yaratıcı farklılık muhabbeti falan oldu i̇şte herhalde. İşte bu efendim arada olan olaylardan çok e, dilimiz yandı. Yoğurdu üfleyerek yiyelim mi oldu? Sanmıyorum. Çünkü e, Rogue One e, çekilirken 9. filmin e, Colin Trevorrow tarafından çekileceği sanıyorum belli belliydi. Belliydi diye hatırlıyorum Yanlış ben de. Yanlış hatırlamıyorsam. E, geçti Çünkü o. yanılmıyorsam şeyden neredeyse hemen sonra belli oldu. Force Awakens çıktıktan evet. sonra. Evet. Orada bir sürü muhabbet oldu. Ondan sonra şey Han Solo muhabbeti oldu. Orada da bir sürü hadise yaşandılar. E şimdi efendim e, şey 9. film. Hani 8'i gördük. 8 nasıl açtılar onu bilmiyorum ben yani nasıl bir performans sergiledi çocuk onu bilmiyorum ama 9 ee, 9'da sanki biz bu risklere girmeyelim yani, diye düşündüler gibi yani geliyor bana şöyle bana olabilir gibi. diye düşünüyorum ben de hakikaten Colin Trevor, Trevor onun, hani senarist tarafı da bayağı öne çıkan bir tarafı ya ee, Colin Trevoronun senarist tarafı der evet doğru evet yani hani onun, doğru 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 doğru, doğru. Ee, belki hani o tip anlaşmazlıklar olmaya başladı e, bunlar da işte, dediler tam, ki tam, hani hiç başlamadan biz bu ilişkiyi keselim anne. Hani sonra sıkıntı yaşamayalım. Başlamadan şey yapalım yani. Bırakalım burada bu işi. Ya yani bir ego Çekimler çatışması başlamadan. da olmuş olabilir. O yani e ki, farklı yönlere falan diyorlar ama. da olabilirler. Bilmiyorum. E tabii ben öyle e, yine genç yani. bir e, isme teslim edilecekmiş gibi gelmiyor bana da. Olabilir. Genç veya efendim daha tecrübesiz gibi mi? Bu büyük aksiyon veya işte şey büyük bütçeli Hı -hı. çok büyük bütçeli işlerde tecrübesiz birine değil de daha işbirbirine teslim edilebilirmiş gibi geliyor. Yani sence mesela Ryan Johnson'a vermezler mi? Bence verebilirler. CC Abrams'a da verebilirler. Ha, onların o bu anlamda görmüş. tecrübesi evet, var. Beraber solmuş, çalıştık, beraber çalışmış Hı -hı. isim. O isimler olabilir Hı -hı. yani gibi geliyor bana. Evet. Benim tahminim o. göreceğiz yani bu çok tabii onlar da böyle bir ee, nasıl diyeyim? Mesela çektik filmi alın, izleyin demiyorlar. Bak öyle enteresan evet. bir tane Suicide Squad mesela olmadı ama hadi Öyle bir şey yapmıyorlar ha, bak. Yapmıyorlar. Ya, Hansol'da olmadan baştan çekelim. Evet, her şeyi bu, baştan çekelim. Bu olumsuz da değerlendirilebilir ama olumlu da değerlendirilebilir. Evet iyi yani. bir şey çıkarmaya çalışıyorlar ha. diye de değerlendirilebilir gerçekten. Hoşumuza gitmedi gerçekten. abi çıkan şey. Paraya da kıyıyoruz. Çünkü kıyıyoruz paraya. Çünkü hakikaten parayla. ciddi kıyılıyordur. 20-30 gidiyor ya. Yani çünkü öyle Ron Howard'ın neredeyse filmi baştan çekti söyleniyor. Oyuncular oyuncu değişiyor bilmem falan. ne oluyor. Aynen öyle bir durum var enteresan bir olay. Yeni yani biraz tabii düzelmiş olması lazım evet, bu. Arada. Evet, güzelmiş. Ee, şey tabi yani sürekli Disney şeyden de hoşlanmıyordur diye tahmin ediyorum. Sürekli bu tip şeylerle gündeme geliyor bu aralar. Hı hı. İşte yok ben de işte yeniden çekim oldu, bilmem oyuncu tabii. bilmem ne oldu. Ya ee, hoş tabii. değil tabi Yani güven tabii. kaybı oluyor firma adına. Doğru. Doğru söylüyorsun. Geçelim bir diğer haberimize o zaman. Geçelim haber bakalım. Haber yani e, haberden yani, ziyade tabii biz tabii, de, burada efendim, önemli bu olan bahsedeceğiz, yapacağız. Terminator 2. Terminator 2 3D adamın hep yapmak istediği 3 boyutlu e, film. Hı hı. E, o zaman yapamadı hatta işte söylüyorum. O zaman da istiyor muymuş 3 boyutlu olarak çekmeyi? Tabii, tabii bir tane versiyonu var ya işte 15 10-15 dakikalık galiba. Öyle mi? Evet Battle for the Future mı Battle of Future mı? Öyle öyle bir versiyon olması lazım. O zaman 3 boyutlu bu şeylerde falan sokulmuş gösterme. Bu gösterime. şey kırmızı mavi göz. Bel evet, herhalde öyle bir versiyon tahminim hmm. o. Yani Dream Park'ta falan girmiş yani Bayağı vizyoner kadarıyla. adam o zamandan düşünmüş bunu evet, yani. Kafayı Neymiş. takmış canım ona. Ee, bunu yaptı, gerçekleştirdi. Terminator 2, 3 boyutlu olarak efendim yenilendi. Tabii ki remaster edildi. Orijinal herhalde filmlerden şeyden yani. Tabii muhtemelen. Falan. Ee, tekrar efendim e dijital ortama Hı -hı. aktarıldı, temizlendi. Karşımıza çıktı. Normalde bu efendim Real 3D, bilmem ne, IMAX'de falan da oynuyor Amerika'da her yerde. Bizde maalesef böyle büyük salonlarda gösterime girmedi, girmedi bu. Küçük küçük salonlarda. Evet. Aradık, ettik bizde bir tane salon bulduk. Hı -hı. Ee, yani salon bulduk derken öyle şey bir salon bulmadık. Yakınımızdaydı zaten. Ha, evet. Hafif de büyükçe gibi gözüktü. Gittik vardı, izledik. Ee, salon vasattı, gayet vasattı. Ee, ama Yine de 25 yıl sonra bunu beyaz perdede izlemek değişik bir deneyim oldu. Benim adıma hı hı. E, ufak ufakta bir izlenim e, olsun bu inceleme hı hı. gibi olsun hı hı. E, diye düşünüyorum. Ben hemen bir görüşlerimi şey yapayım, paylaşayım. Sen de sonra tamam. istersen e, seninkileri paylaş. E, 25 yıl sonra beyaz perdede izlemek çok güzel bir deneyim oldu. Çok memnun kaldım hı hı. bir kere onu söyleyeyim. Çok e, yani tüylerim diken diken ola, olarak izledim. Diken diken oldu yani. E, ve yıllar içerisinde bu 20-25 yıl içinde televizyonda işte VHS'ten kasetten Blu-ray'den DVD'den yani belki onlarca Hı -hı. kez izledim, yüzü aşkın kere izlemişimdir filmi yani hiç abartmıyorum. Ee, sinemada izlemek değişik oldu. Yani yetişkin Hı -hı. sinemada izlemek değişik oldu. Hiç görmediğim detayları gördüm, evet. yeniden hatırladım, sesler daha bir canlandı. Top. Böyle efendim e, bir araya girilmeden bir efendim Hı -hı. bölünmeden filmi bütünlüğü içinde izleyince özellikle. Ee, film nasıl bir yerde duruyor, ne gibi özellikleri var, Hı -hı. başarısı ne, başaramadığı şeyler varsa onlar ne falan daha bir ortaya çıktı diye düşünüyorum. Bir tarafı bu. Sinemada izlemek ayrı bir deneyimdi yani. İkinci tarafı e, filmin e, teknik tarafı. E, sesler de her zaman çok başarılı bir şekilde güncellenemeye biliyor belki. Ama görsel olarak film çok çok iyi elden geçirilmiş. Şöyle ki hep söylüyoruz bunu bunu. Ee, şöyle başarılı bir remaster çalışması var. Filmi kafanızda hatırladığınız şekilde evet. yenilemişler. yenilemişler. Yani ne yapmışlar? Çok aman aman bir şey yapılmamış diyorsun ama yan yana koyduğun zaman eski o zaman anlaşılıyor kesinlikle. Çok öne çıkıyor, tertemiz olmuş, pırıl pırıl olmuş, üç boyut, çok güzel. Hı hı. Ee, ölçülü. Ölçülü. Üstünde çalışılmış yani o belli ediyor kendini. Ee, çok güzel gözüken bir film zaten her zaman iyi gözüken bir filmdi hı hı. ve hep de bu söylenir ee, James Cameron kendisi de söylüyor hı hı. hani filmi izlettiğimiz zaman yeni nesilden insanlara veya işte e, orta yaşlı insanlar da olabilir ya sanki bu filmi 3-5 yıl evvel çektiniz yani Gerçekten öyle gözüken öyle. bir filmdi şimdi daha da öyle gözüküyor. Hı hı. Çok büyük bir başarı. Yani nereden e, anlarsın ki o da anlaşılmaz sanki. 80'lerde ya da 90'larda geçen, geçen bir film, bir film. çektik. E, Arnold Schwarzenegger'i tanıyorsan oradan anlarsın. Oradan anlaşılabilir. Öyle, öyle bir film yani. bu. O, o derece e, becerikli görsel olarak e, becerikli bir film. Bir tarafı bu, ikinci tarafı o yani. Üçüncüsü Terminator 2 bugün nasıl e, bir yerde durabilir? Hı -hı. E, ayakta kalabiliyor mu? E, 25 yıl öncesinde kalmış mı? Hı -hı. Veya bugüne... E, Bugün izleyici için ilgi çekici olabiliyor mu veya a alakadar edebiliyor hı hı, mu izleyici hı. diye düşündüğüm zaman bence e, şu açılardan değerlendirmek lazım 2'yi. teknik açıdan değerlendirmek lazım öne çıkan tarafı oydu çünkü e, yani bir görsel efekti efendim aksiyonu bilmem neyse o taraftan değerlendirmek hı hı. lazım bir, bir yönüyle ikincisi Terminator'ın devam filmi olarak değerlendirmek lazım hı hı. çünkü formülü ters yüz ediyor bazı yerlerde. O formülü geliştiriyor hı. falan, oradan değerlendirmek lazım. Üçüncüsü de tabii ki ele aldığı temalar, onları nasıl işliyor, onlar bugün geçerli hı. mi hala? Bu ıı, taraflardan değerlendirmek lazım belki. Görsel olarak bence hala geçerliliğini koruyor, efektler de, elbette bazı yerlerde, eh, doğal olarak. Bazı yerlerde elbette, yani bir bazı yerde biraz sırıtıyor gibi olabilir, hı hı. olabilir hı. ama şöyle bir durum var, hiçbir zaman o mükemmeliyetten kaçılmadığı için. E efektler sırıtıyor Hı -hı. öyle oluyor böyle oluyor kesinlikle demiyorum. Filmden koparan yani. bir şey olmuyor seni kesinlikle olmuyor. öyle. E, yani o pratik efektlerle birlikte kullanılmış olması falan o tercihlerde çok başarılı. Hı -hı. O yüzden e, daha kötü efektli filmler bile görebiliyoruz bugün bence öyle söyleyeyim. <laughs> Tabii ki öyle. O açıdan ayakta kalıyor. Gör yani teknik açıdan bence ayakta kalıyor Hı -hı. film görsel olarak Hı -hı. falan. Eee devam filmi olarak ayakta kalabiliyor mu? E, yani e, sonraki filmlerde de gördük ya biz. Eee Hala Terminator 2'nin üstüne çıkmış bir Terminator, Terminator filmi izlemedik bence. Bence de öyle. E, o açıdan ayakta durabiliyor. Yani Hı -hı. abi sonra ne filmler geldi Terminator serisine veya buna benzer filmlerde Bak nasıl eskidi. Öyle bir şey diyemiyorum. Bence ayakta duruyor. Temalar açısından e, ele aldığı temalar açısından güncel mi hala? Hı -hı. Evet güncel bence ve hatta bugün işte Kore'de oydu buydu tartıştığımız nükleer nükleer Hı -hı. muhabbetlerin olduğu günlerde yine güncelliğini Hı -hı. Koruyor. koruyor gibi geliyor bana ve işte kader yok demesi, insanı öne çıkarması e, aklınızı başınıza Mesajları soklayın. da çok iyi geleceği anlamda. değiştirebilirsiniz falan gibi mesajlarıyla hala güncel olabilen bir filmmiş gibi geliyor. Hı -hı. Nereleri sırıtıyor dersen dediğim gibi teknik bir iki yerde bir sırıtma olabilir. Müzikler bugün biraz, biraz. şey duruyor artık evet, 90'lar 80'ler duruyor. O ee, biraz günün dışında yani ya Evet dediğin gibi müzik tercihlerinde daha böyle orkestral bir şeyler yapsalardı Olsaydı belki de o bile sırıtmayabilirdi. Üçüncü unsur olarak şunu söyleyebilirim. Filmin temposu bugünkü izleyici için biraz şey kalabilir gibi geldi bana. Ağır mı? ya En azından giriş kısmı. Hı -hı. Giriş kısmında daha büyük aksiyon isteyecektir evet. izleyici diye düşünüyorum. Ondan sonrası yağ gibi akıyor. Hı -hı. akıyor. Ama giriş bölümü hani girişte o mevzuyu anlattığı bir iki dakikanın Hı -hı. dışında biraz ağır başlıyor gibi geldi. Benim için sıkıntı Hı -hı. yok. Ben çok keyifle izledim ama sanki orada büyük aksiyon izlermiş istermiş diyorsun. izleyici Hı -hı. gibi düşündüm. Bunların dışında taş gibi film be. Taş gibi film Hı -hı. yani öyle söyleyeyim. Ya aslında hakikaten çok iyi yaşlanmış bir film. Belki de evet. en iyi yaşlanmış film falan olabilir. Aynen dediklerine katılıyorum ben de. Bir kere çok iyi e, yenilemişler filmi. Kesinlikle o Orijinal havasını bozmamışlar bir kere. O çok Hı -hı. önemli bir şey. Yani Hı -hı. George Lucas tarzı bir yenileme yapmamışlar yani. Hı -hı. Ee, dediğin... Bir iki yerde oynama varmış galiba. Evet, ben evet. haberde, haberde onun üzerine zaten. Ee, yani hakikaten kafadaki neyse o. Çünkü hani sen izlediğin zaman da, işte televizyondan izlediysen de böyle ufacık tüplü ekrandan izlediğinde de kafanda hani ne kadar kötü bunun görüntüsü diye izlemiyorsun. O an senin için çünkü bildiğin Hı -hı. iyi görüntü o. O zaman izlediğin kafanda neyse bugün de en iyi şartlarda izlediğinde o oluyor. Hatta 3D bile o anlamda şey gelmiyor sana gelmiyor yani. Zuko Gayet olmuş. oturuyor. Hiç filmin önüne geçmiyor. O açılardan çok başarılı. Ee, ne diyecektim? Ha filmin şu şu çok enteresan geldi. Bana filmin öncesinde şeyin e, trailer vardı Justice League'in. Hı, hı İşte şey oluyor. Bu Aquaman bir tane binanın tepesinden aşağı giriyor giriyor. Şato yani he, değil mi? Şato evet. Binayı böyle yani dışarıdan görüyoruz binayı ondan sonra yardıra yardıra muhtemelen içinden kapıdan böyle büyük kayarak çıkıyor. Şöyle atıyor. Aynen şöyle ha. falan. Şimdi Terminator o kadar gerçek ki çünkü gerçekten yapılıyor her şey işte tırı gerçekten oradan atlıyor bilmem nesi işte oyuncuların ikizlerini kullanıyorlar şey olsun diye gerçekçi gözüksün diye falan. Bu arada evet ikizi varmış şeyin ee, evet. elinde hemen O bir tabi şey trivia gibi oldu yani. Evet ondan sonra o kadar gerçekçi ki. Öbürünün o sahteliği yanında çünkü gerçekten sahte duruyor. Gerçekten biri çünkü binanın tepesinden aşağıya kaya kaya indiği zaman öyle çıkmaz yani. Onu ya biliyorsun. Için... Çizgi roman estetiği olarak kabul öyle tabii. lazım. Ama öyle, çok öyle belki çok fark lazım. var arada. Yani o böyle o kanlı canlı o kadar eski o çekilmiş olmasına rağmen çok etkiliyor insanı. Gerçekten oradaymış gibi hissediyorsun. Nolum filmleri biraz öyle diyebilir miyiz? Evet öyle bugün? diyebiliriz. Başka da yapan yok herhalde. Ya sanki bir e, yani Nolan filmi izliyormuşum gibi bir retrospektif böyle bir şey ah, hissi oluşuyor olabilir. ama. Olabilir. Yani e, Nolan aslında o hı hı. E, şey geleneğe devam ettiriyor evet. belki. Denebilir yani. Gene çok dediğin örgütlü. gibi şey açısından da hala çok uh, alakalı. Yani günümüzle alakalı Geçerli, evet. ge ge geçtiği mevzu açısından. Dediğim gibi geçen şeyde konuştuk bunu galiba nezih sabahlarda. Hani o zaman e, robot olayı çok öndeydi Hani Hı -hı. robotlar dünyayı ele geçirdi. Biz hani yapay zeka ele geçirdi gibi düşünmüyorduk o zaman izlerken. Robot yapay zeka ne çünkü? Hı -hı. Robot ele geçirdi falan. Robot. Robotların başı. <laughs> Bugün yapay zeka hadisesi de bir ciddi bir e, mevzu oldu. Bayas kayneta muhabbet yok mu? Kesinlikle öyle. Hani geçen de Putin işte şey demiş ya yapay zeka olayına en iyi başaran önde aynen götüren yani. dünyanın hakim olduğu falan gibi aynen. bir nevi. Ee, yani o açıdan hala bir şekilde öldü bir dönemde soktu ki filmi. Bunların da böyle çok önde olduğu gündemde olduğu bir dönemde olunca. E, Tekrar canlanabilir yani. yani. Terminator sesi bu. E, pencerelerden bakınca yani Arnold efendim e, Exoskeleton bilmem Hı -hı. ne tam buralara kısıldı kaldı Hı -hı. kapandı belki ama bunlar hala geçerli. Çünkü Onlar... hakikaten robot dediğin hadise çok 80'ler bir evet. hadise. Yani bu paranoya tekrar oradan canlanabilir. Çünkü o paranoyanın üzerinde e, a, a, ayaklanan bir film evet. seri ya da. Hı -hı. Orayı kaybettiler biraz Arnold'a yüklendi ona yüklendi buna yüklendi falan. Oradan tekrar canlanabilir. canlanabilir. Gördüm ben. Hı -hı. Hı -hı. Olabilir. Olabilir. E, genç izleyiciliği alakadar edebilir daha sanki. Bu Genesis'le falan da dendiler ama yok sosyal medya bilmem ne falan. Evet. Evet ama pek işte film, pek film kötü yani. olunca evet, olmuyor. Olmadı. Film bir kere hakikaten bunca yıldan sonra hala taş gibi bir film. Gibi bir film. Çok iyi bir film. Kesinlikle. Ya veya bu mevzuya rağmen öyle diyeyim ya yani Hakikaten çok saçma bir konu. Yani, yani. baktığın zaman direkt böyle <laughs> zamanda starda yayınlanan yani. böyle hani B değil C sınıfı filmlere bir film kayabilecekken öyle olabilecek bir filmken olmuyor işte. işte. Bilim adam kurduğum belki en iyi yönlendiren biri oluyor böyle yani. Böyle bir film yapınca öyle izlemediyseniz oluyor. arkadaşlar muhakkak izleyin. Güzel bir sinema bulabiliyorsanız lütfen gidin güzel bir sinemada izleyin. IMAX olmasını çok isterdim Maalesef. bu filmi IMAX izlemek e, her izleyicinin bir kere efendim deneyimlemesi gereken bir şey olmalıydı diye düşünüyorum. Ee, i̇zlemediyseniz muhakkak izleyin. Haberden evet, evet. de bahsedemedik ama çok ufak değişiklikler. Yani ondan bahsediyor zaten ee, bir var. şeyde haberle. Bu bu yani. E bu arada haberde vardı. Ben de filme dikkat ettim. James Cameron'un e, röportajını izlerken onu söylememişti ama bu e, çocuğun yüzünü falan mı? John Connor'la beraber aşağı atlıyorlar ya motosiklet alıyor bunu. Evet. Orada mesela şeyin dublörün yüzü çok belli oluyordu Arnold evet. olmadı. Galiba burada, burada oynamış, oynamışlar ben, değil mi? sinemada ben de Arnold gibi görmüştüm. Burada da gördüm oynamışlar onu. yazıyor çünkü. Ben de bana da öyle geldi. O sahnenin başlarında bir yerde de şey vardı. E, ne o? Hı hı. Çocuk motorla böyle sağa kırıyor tabii çocuk olmadığı çok belli. Hı -hı. Ona dikkat ettim hala dublörü gördüm Hı -hı. yani orada çok belli olur. Ee, Şu cam olayı işte burada. Evet cam iniyor tabii sonra camı eliyle Hı -hı. şey yaptığı için. Um, onu düzelttik. O bana batıyordu diyor evet. James Cameron'da. O olmuyordu diyor. Onu onu düzeltmiş. Burada var mı başka var, bir şey? Var var. İşte ha, o. Bu o, ha, ha, ha burada ha, var. Orası. Evet bak evet burada burada bir elden geçirilmiş Hı -hı. yani. Böyle ufak çok ufak tefek şeyler yani. Burada e, bir şey yapmışlar. <laughs> Hayalar almışlar. bir gözüküyormuş arkadaşın Öyleymiş. herhalde. Onu bir toplamışlar. Ve bir renklerle falan oynandı diyor tabii. tabii. Öyle bir oyna oynama durumumuz var. Sanıyorum Sanırım bu kadar. kadar. Pekala. da bir geçmiş olalım. Şimdi gösterime girecek olan filmler mi var? Hı hı. Neler giriyor bu hı hı. hafta? Onları. Bir Beyaz konuşalım. Perde'den baktık. Buna Not da oyalım. sanıyorum 5 ya da 6 film var. Bir. Barry Seal var. İşte bu American bu, Made miydi? Neydi bu filmin e, içinde Galiba öyleydi orijinalinin evet. Gidemedik biz bunu gidemedik, gösterimde, evet ön yani. gösterimde şey gelmişti ama. Davetiye gelmişti. bu <laughs> e, işte Tom Cruise filmi ve gerçek bir hikayeden Escobar, sanıyorum. Ne kafası yani? Evet bu işte arkadaş şeyci galiba kaçakçı falan gibi uçak falan. ilk plot. sezonlarda var işte. var vardı ya, öyle herhalde Sonra CIA için falan çalışmaya başlıyor ha. galiba. Böyle bir hikaye. Cenaze İşleri efendim bir Türk filmi. Ha -ha. Bilmiyorum geçiyorum. Ejder'in Doğuşu. E, bu enteresanmış. Öyle mi? Ee, şöyle enteresan, böyle bir şeyler duydum. Nasıl Hı -hı. bir film olduğunu bilmiyorum ama e, çok böyle görüntüleri de olduğu söylenen ama saklı bir efendim bir e, ciddi gerçek bir dövüş varmış, Bruce Lee ile birinin arasında e, yanlış hatırlamıyorsan, o anladın? dövüşü anlatıyormuş. Hı -hı. E, Bruce Lee e, efendim e, biyografisi gibi mi pazarlanmış da öyle değil miymiş Hı -hı. neymiş? Galiba böyle değişik bir film yani. Hı -hı. O kadarını duydum bununla ilgili. Emoji filmi yeni mi giriyor? Evet çok çok kötü eleştiriler evet. aldı. Yani metası 3 5 falan bir şeydi. üzerinden. yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> e, tutku oyunu. Fansa ozon çekmiş. Hı. Hmm. E, Nareme kırılgan genç bir kadın olan Chloe depresyondadır ve psikanaliste gitmeye karar verir. Seanslar gittikçe kendini daha hisseden Chloe bilmiyorum gidiyor. Gibi. Peki Frans anlaşıldı. <laughs> Yarım kalan bir Türk filmi gene. <laughs> Emre Yılmaz çekmiş. Anıl tane. İsqui Balzayan efendim ve Ali Türk filmi mi? Değil herhalde. Bilmiyorum, bilmiyorum yönetmeni bilmediğim bilmiyorum. için direkt atladım Türk filmi diye ama ee, Ermeni bir genç kız olan İsko'yu üniversite eğitimi için İstanbul'a gelir İstanbul'a Mert'le arasında kısa sürede büyük bir aşk yaşanır peki böyle bu haftanın var. filmleri böyle bu haftanın filmleri de böyle budur bunları da saymış olduk Hı -hı. sanıyorum ee, ilk bu... sinemaskopu noktalayacağız evet, alacağız ben tekrar çete bir döneyim. çete döneyim Dönelim. fazla demiş ki Terminator serisinin dört başı mamur izleyemedim Başlayayım mı sizce arkadaşlar kesinlikle Tabii ki. özellikle ilk iki filmi i̇lk izle iki film. Sonrakiler şey olarak ne yaptılar yani? Olarak izlenebilir Çok belki gerekli ama. Çok gerek değil yani. Evet. Zaman yoksa gerek yok. Evet. Ee, öyle <laughs> Bu mudur? Böyle. <laughs> Peki budur. Var mı gücüm söyleyeceğim bir şey? Teşekkür ediyoruz biz izlediğiniz için. Bu hafta ilk e, sinemaskopumuzda sinemaskopumuzu da yapmış bulunuyoruz. Yapmış bulunuyoruz. Güzel oldu, iyi oldu, keyifli oldu. oldu. Ee, devamı gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim haftalık programımız artık her e, gün sabah saat 11'de nezi sabahlar yapıyoruz. Salı günleri saat 1'de co-play programını yapıyoruz. Oyunlardan Hı -hı. konuşuyoruz. Perşembe günleri de saat 1'de normalde sinemaskop yapacağız. Burada televizyon normalde ve sinemadan bir de, evet. e, konuşacağız. İlk haftamızı tamamlayacağız yarın nezi sabahlarla. Teşekkür ediyorum. Güzel verimli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. E, bugün belki bir Destiny yapacağız. Destiny gireceğiz gireceğiz. Şöyle bir kendimizi toplayalım. Destiny'ye dalacağız. Onda canlı yayını olacak Twitch'te arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Akşam falan olur belki. Bakarız bakalım. Konuşuruz. Teşekkür ediyorum Gül'cüğüm. Ben teşekkür ediyorum Gürkan'cığım. Arkadaşlar kendinize iyi Yapımda bakınız. Yapımda ve yayında. Emeği geçen herkes adına sizleri seviyoruz. izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.